Arkadaşlar merhabalar bu videomda üçgende yardımcı elemanlar konusundaki kazanım odaklı sorular kısmındaki ikinci bölüm testinin çözümünü yapacağız. Çözümlere başlayalım. Bu bölümdeki kazanımımız iç açı ortay teoremi. İç açı ortay teoremi arkadaşlar çok kolay. Kollar oranı tabanlar oranı ya da açı ortayın sol tarafındaki oranlamalar sağ tarafındaki oranlamalara eşittir diyeceğiz arkadaşlar. Tamam orantı yöntemiyle yapacaksınız bunu. Mesela 9 bölü 12 x bölü 8 ya da sol taraf 9 bölü x 12 bölü 8 deyip ona göre işlem yapacaksınız arkadaşlar. Yine aynı şekilde 6 bölü 9 burası ya. Yani 6 bölü 9 2 bölü 3'tür. Hocam 2k 3k yazma. Genelde k katı şeklinde yazma en mantıklısı oluyor. Altta da çözümü var zaten bunun. Bizim işimiz şu sorularla hadi bakalım çözümlere başlayalım arkadaşlar. Birinci soruda ne demiş arkadaşım? Burada şey demiş bak. BC uzunun 9 demiş. Kimisi şöyle yapıyor. Hocam bunun tamamı 9 ya. Buraya 9 eksi x diyelim. 5 bölü 19 eksi x bölü x diyor mesela. Gerek yok buna. Niye? Çünkü hocam 5'e 10 oran var. E burası k iken burası nedir? 2k'dır. E toplam 3k eşittir 9 sa k'yi buradan kaç buluruz arkadaşlar? 3 olarak buluruz. Bizden ne isteniyor? x yani 2k isteniyor. O da kaç yapar? 6 yapar. Evet birinci soru cehan oldu. Geldik 2'ye. Şimdi hocam 3 bölü 4 oran var. E o zaman burası 3x'e. Direkt 3x bölü 5x eksi 2 eşittir 3 bölü 4 diyebilirsiniz de. Tabandaki olarak oldu olacak. 3'teki 3x ise 4'teki de direkt 4x diyebilirsiniz. E buradan ne geliyor arkadaşlar? Direktman x eşittir 2 geliyor. Zaten bizden de bu isteniyor. Cevap ne çıktı? İkinci soruda C han çıktı arkadaşlar. Geldik 3'e. Kollardaki oran nedir arkadaşım? 6 bölü 8 en sade şeklini yazalım. 3K'ya 4K'dır burası. E sonra çevre ABC'yi de 21 demiş. E 21 ise 7K artı 14 eşittir 21 ise 7K eşittir. 7'den K'yı biz buradan kaç buluruz arkadaşlar? 1 buluruz. K buradan 1 ise bizden ne isteniyor? X. 4K isteniyor arkadaşlar. Yani X yerine 4K yazdığımız zaman K yerine 1 yazdığımız zaman cevap da kaç çıktı? 4 çıktı. Üçüncü soru Denizli oldu. Geldik dördüncü soruya. Hocam 6 bölü 10 oran var kollardaki oran ne? 3'e 5 değil midir? Öncelikle tabii ki 6 8 13 kendinden burası 8'dir. 6 bölü 10 3 bölü 5'tir. Hocam 3K iken burası 5K'dır. E toplam 8K 8'e eşit. K buradan 1 geldi. E, 3K'da neye eşit oldu arkadaşlar? 3'e eşit oldu. Yani şurası 3 oldu. E, burası üçgen arkadaşlar şurada bir Pisagor bağıntısı var mı? Var. Pisagor bağıntısı da 3, 6, 1, 2, kök 5 üçgeninden burası da kaç yapacaktır? 3 kök 5 yapacaktır. Yani 4. soru Akçay oldu geldik 5. soruya. Açı ortaylık var ama bakın 45-45 var burada. Öncelikle burada kaç? 90 derece değil midir? Evet. 8-15 sene üçgeni 17 üçgeninden burayı 17 buluruz. E sonra ne isteniyor arkadaşlar bizden? Şurası. Açı ortaylığı kullanalım. Hocam burası 8K. Burası da 15K mı? Evet. 8-15 daha 23. 23K eşittir. 17 ise K'yı buradan 17 bölü 23 buluruz. Bizden ne isteniyor? 8K. 8K dediğimizde 8 çarpı 17 bölü 23'ten 56 136 bölü 23 mi yapıyor arkadaşlar cevabımız evet. Cevap böylelikle balık kesir oldu geldik 6'ya. Hocam açı ortaylık var 2 bölü 3 oran var hemen yazalım. Burası 2K iken burası nedir arkadaşlar 3K. Çevreyi de vermiş çevresi 5K artı 5 değil midir arkadaşlar 20. 5K buradan 20 ise pardon 5K buradan 15 ise K'yı buradan kaç buluruz 3 buluruz. K3 ise X 2K isteniyor bizden o da kaç yapar arkadaşlar 6 yapar. Altıncı soru böylelikle ne çıktı? Denizli çıktı. Geldik 7'ye. Bak dik tabanı iki parçaya bölmüş. Dik tabanı iki eş parçaya nerede biliyordu arkadaşlar? İkiz kenarda hocam. Yani sekizse sekiz 8 burası. Aynı zamanda bu açı ortay değil midir? Evet. Bak şimdi bu açı ortay sadece bu üçgenin açı ortayı değil. Büyüğün de açı ortayı değil mi arkadaşlar? Evet. E o zaman koldaki oran tabandaki oranlama eşit olacak. Ya da dörtgen 8 olmuş. 2 katı. 6 iken direkt 12 olacak diyebilirsiniz. 8 artı x eşittir 12'den x'i buradan kaç bulursunuz? 4 bulursunuz. Yani orantı şeklinde gitmeyi ihmal etmeyin arkadaşlar. Yoksa 12 bölü 8 6 bölü 4 de pardon 8 artı x bölü 8 6 bölü 4 deyip de yine sonuca ulaşabilirsiniz. Ama ya koldaki oran tabandaki oranlamaya ya da tabandaki oran koldaki oranlamaya ya da sağ tarafındaki oran sol tarafındaki oranlamaya. Hani x neredeyse ona göre bir daha da kolaylaştırırsınız işinizi arkadaşlar. Geldik 8'e. Şimdi ne demiş? Şekil 1'de verilen dik kenarı 6 birim olan hipotenüs 10 birim olan ABC evet, dik kenarı 6 birim ve hipotenüsü 10 birim olan diyor. Bak dik kenarı 6 ise o zaman bu bir dik üçgen. 6 10 ne üçgeni? 6 8 10 üçgeni. AD açı ortay verilmiş. AD açı ortay ile iki üçgene ayrılıyor. Bu üçgenler B üssü. Bak şöyle gelmiş. AC üzerine gelecek şekilde şekil 2 oluşturuluyor. Tamam. Öncelikle arkadaşlar 6 bölü 10 nedir? 3 bölü, 3 bölü 5'tir. 3K 5K toplam 8K eşittir. 8 ise K'yı 1 buluruz. O zaman burası 3 burası 5 mi yaptı? Aynen öyle. Bakın hala 3 6 ise burası 3 kök 5 yaptı. Burası kaç? 5. Bak burası hiç kımıldamıyor yerinden. 5 burası 3 kök 5. Sonra hocam burada kaç? Böyle nokta açısı. Bu üçgende buraya gelmiş. Bu 6 bu 8 bu da 6 8 değil. Dik kenar arkadaşlar dikkat edin. Şu üçgen buraya gelmiş. Bakın şöyle göstereyim isterseniz. Bu üçgen tam olarak buraya gelmiş. B üstü bunun üstüne gelmiş diyor. D de buraya gelmiş. Arkadaşlar bizim BD uzunluğu kaçtı? BD uzunluğu 3'tü. Hocam burası 3. Burası kaç? 6. E bunun tamamı 10'du. E buraya kaç kaldı o zaman? 4. Bu bir dik üçgende 90. E burası da 90. Al sana Pisagor. 3, 4, 5 üçgeninden cevabımız 5 çıkar. Dolayısıyla 8. soru Edremit yaptı arkadaşlar. Böylelikle ne yaptık? Bu, da, bu, bu, bölümdeki testi de bitirdik. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki bölüm yani 3. bölüm testinde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. <laughs>